Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Roket sobamızda, kendi imalatımız olan sobamızda son denememizi yapacağız. Elimizde Mucit Hasan Kum'un tasarruflu borusu vardı. Bunun denemesini yapacağız. İlk önce bir şey söylemek istiyorum. Bu yorumlarda çok gelmişti daha önceki denemelerimde. Sobayla denemiştim ben bunu. Bunun denemelerinin linkini açıklama kısmına atabilirim. Oradan izleyebilirsiniz. Bu kolun, tasarruflu boru kolun aşağıdaydı ilk üretimi ama bunda yukarıda zaten yazıda bakın görüyorsunuz düz bir şekilde duruyor. Ters olsaydı ters olurdu. Bundaki mantığı size göstermek istiyorum. Şunu çıkartayım. Evet. Değerli kardeşlerim, mantık şu. Aşağıdan hava geliyor. Buradan direkt çıkıyor. Eğer biz bunu kapattığımızda buralardan şu helezonun içerisinden dolanıp geliyor. Yani Mucit Hasan Kum'un anlattığına göre bilimsel olarak, ben tabi bunun ne kadar bilimsel bilmiyorum ama onun anlattığına göre size anlatıyorum. Duman diyor ki ben istediğim gibi her yerden dolanıp giderim. Yeter ki bana bir yol olsun. Isı da diyor ki ben düz ya da yan giderim. Yani dolanarak gidemem. Ne oluyor? Burada dolanmaya çalışırken burada yoğunlaşıyor. Bundan yüksek bir ısı vermeye başlıyor. Bu tasarruflu boru. Şimdi bunu tabii ben sobada denedim. Tabii verim aldım ama çok yüksek bir verim alamadım. Anlattıkları gibi değildi. Ama bu pelet sobamızda deneyeceğiz. Keşke havada çok soğukken deneseydik. Ama yine de farkını görebiliriz. Bunun farkını görmek için ne kadar tasarruflu modunu aldığımızda zaten sobada altın üstünü kısmış gibi yanıyordu. Ama içeri ısısı düşmüyordu değerli izleyenler. Hatta bir derece yükseltmişti. Bunun açıklama kısmına videolarını bırakacağım. Oradan tek tek izleyebilirsiniz. Şimdi burada ucuna takacağız. Takmadan önce borunun içerisini de göstereceğim size. Yaktığımız süre borunun ne almıştı borunun içerisi. Önümüzdeki sene kısmetse bu gördüğünüz bir kombinin içerisindeki yanma odasının yeri, eşanjörü, su ısıtan bölüm. Bunu da hemen buraya montesini yapacağız. Ben bunu zaten güncelleyeceğim. Sobayı güncelleyeceğim. Önceki videolarda anlattım. Buraya bir yere, ısının en yoğun olduğu yere bunu yerleştireceğim. Peteklerim de var burada görüyorsunuz. Mahallemizde bunu çok soruyorlar. İşte bundan ne uğraşıyorsunuz? İşte doğalgazı çektirin kurtulun falan diyorlar. Mahallemizde doğalgaz yok değerli izleyenler. Olsa zaten biz kendimiz yaparız. Ben doğalgazcıyım. Yani oldu da biz mi takmadık? Peteklerimiz var evde. Ben sobayla evi ısıttım. 2-3 sene kadar evi sobayla ısıttım. Ama çok kömür gittiği için ondan vazgeçtim. İçerisine bakır serpantin şeklinde büktürmüştüm. Kömürle evi komple ısıtmıştım. Tabii bazı parçalar eksik olduğu için arka tarafından bir yerden patlamıştı. O yüzden kaldırdık, iptal etmiştik. İşte arayışlar içerisindeyiz. En ucuz nasıl sobayı odamızı ısıtırız. Evimizi artık ısıtamıyoruz biliyorsunuz. Her şey çok pahalı olduğu için. En azından bir odamızı ısıtmak için ne kadar tasarruflu kullanabilirsek, evimizi ne kadar ucuza ısıtabilirsek, daha doğrusu odamızı, onun denemelerini yapıyoruz. Şimdi hemen kurulmaya başlayalım. Çok uzattım. Şimdi şu taraftan sökeceğim. İçerisini de size göstermek istiyorum. Bakın buraya borunun içerisine kurum dolmuş. Bu kurum değil, tozu görüyorsunuz. Külü yani. O da neden? Talaş yaktık, onu yaktık, bunu yaktık. Buraya kadar gelmiş. Ama yukarıya bak kızım. Tamam, yukarıya göster babacığım. Oralara da atmış değil mi? Oraya da atmış. Çok az. Evet, şimdi burası bir yukarı bakalım. Bunu da sökelim. Bence burada hiç yok. Şu bank bize engel oluyor. Hemen sökeceğim, size göstereceğim. Bantlar da aşağıda yüksek ısıdan dolayı kendini bırakıyor arkadaşlar. Bakın aşağıda yere bırakmış zaten. Yukarıya doğru biraz daha tutuyor. Evet, söktüm. Gel göster. Evet, gördüğünüz gibi biraz kurumlanma mı diyelim. Kurumlanma da değil. Bak gel burada göster. Burada hiç yok. Görüyor musun? Kurumlanma da değil. Uçan tozları bunun içerisine yüksek hızlı yandığı için beraberinde atıyor. Tabii biz buna talaş yaktık, ince talaş yaktık, kalın talaş yaktık, kömür yaktık, denemelerimizi yaptık. Bu yüzden içi dolmuş ama önümüzdeki sene bunu denediğimizde tabii bunu deneyip
Bunun içerisinde fındık kabuğu, ceviz kabuğu, pirit, yakıt, bazı yakıtlar var. Bunları önümüzdeki kışa inşallah hepsini deneyeceğim sizler için. Bir soba var, onu yapmak istiyorum. Motorsuz evi komple ısıtıyor. Devir daimi kendi kendine otomatik yapıyor. Onun zaten bir videosu var bende. Ben bir yerden çekmiştim. Benim kanalımda mevcut. Onun da linkini atacağım size. O sobayı buraya kısmet olursa, elimde imkan olursa o yapıp buraya kuracağım. Bunu güncelleyip yapıp size denemeler yaptıktan sonra onu da kurup burada deneyeceğim. O biraz masraflı çünkü kalvanizli borular komple döşenmesi gerekiyor. İnşallah kısmet olursa onu da yapmak istiyorum sizler için. Hangisi daha tasarruflu onu görmek için. Şimdi borumuzu buraya kuracağız. Kurduktan sonra yakacağız. Bakalım tasarrufa aldığımızda ne fark edecek göreceğiz. Evet değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şey değişti. Sobayı bir geriden göster kızım. Geriden çok yaklaştım. Evet gördüğünüz gibi tasarruflu borumuzu taktık. Mucit Hasan Kum'un tasarruflu borusu. Bu şekilde yaptık. Yerine düz bir şekilde taktık. Bazı değerli izleyenler bu şekilde düz bağlanmasını istiyordu. İşte bağladık. Bakalım şimdi bunun testini yapacağız. Şimdi içerisine 2 kilo pelet atacağım. 2 kilo peletimiz kaç saat gidecek? Bir ikincisi şöyle bir yarım saat yandıktan sonra, belki yarım saat de sürmeyebilir. Zaten gürül gürül yanıyor. Yani şu bir 10-15 dakika ısındıktan sonra ısısını ölçeceğiz. Ondan sonra tasarruf modunu aldığımızda da tekrar ölçeceğiz. Bakalım ısı farkı var mı arada, onu da görelim. İçeriği de nasıl, burayı kısacak mı kısmayacak mı, hep beraber görelim. Şimdi 2 kilo peletimizi koyuyoruz. Bizi izleyen takipçilerimiz, izleyicilerimiz bunun zaten 1 kilo olduğunu biliyorlar. Bu tam 1 kilo alıyor. Bu birinci kilomuz. Evet. İkinci kilomuzu döktük. Şimdi yaktıktan sonra saatimize bakacağız. 15 dakika sonra ısımızı ölçeceğiz. Tasarruf modunu alıp bir 10 dakika sonra tekrar ölçeceğiz. Hatta 5 dakika bile yeterli zaten ısı ölçmek için. Şimdi ilk önce yakıyoruz. Bu arada içerinin ısısını hemen göstereyim. Değişmeden hiçbir şey. 19.2. Hava zaten güzel. Ama biz farkı görebiliriz en azından. Baba ben yakayım mı? Sen mi yapacaksın? Gel o zaman hadi. Yak bakayım. En kolay yönü pürmüzle yakmak. Değerli izleyenler şöyle yak kızım. Biraz daha açmam lazım. Pürmüzün dışında bunu yakmak gerçekten çok zor. En kolay yöntemi bu. Biz aldığımızdan beri bu piknik tüpüyle yakıyoruz. Halen gidiyor tüpümüz. Bazen böyle gürül gürül açıyoruz. Böyle kısıyoruz. Ayarlıyoruz. Şu an açtım. Evet yansın. Değerli kardeşlerim 10 dakika oldu. Hemen ısıyı göstereyim. Buradaki ısıyı. Error veriyor. 400-500'den fazla. Şurayı tutayım. 362. Error veriyor. Burası kızarık şu an. Işık olduğu için görünmüyor. Hemen şurayı tutarım. Şurayı üstü. Kızım biraz geriden gösterir misin? Geri gider misin? Boru görünmüyor babacım ya. Görünüyor mu orada? Gözükmüyor işte. Tamam. 179. Üste tutuyorum. 180. En üste tutuyorum. 151. Boru çıkışına bakıyorum. Aca çıkışı. 134 derece çıkıyor şu an bacada. Hemen tasarruflu borumuza bakıyoruz. Şöyle 290-285 alt tarafı. Ortaya bakıyorum. 240 üste bakıyorum. 236. Şimdi tasarruf modunu alıyorum. Burası 236 idi. Biraz kıstı mı? Bakalım nasıl gidecek. 236 biraz kıstı. Sesi biraz kısıldı. Bakın yavaşladı. Ses gitti arkadaşlar bakın. Şimdi şunu gömelim. Aman yapmasın. Evet kıstı.
Şimdi pıs pıstık hiçbir yerini kapatmayacağım. Bu şekilde bırakacağım. Üstü de açık, arkası da açık. Bakalım ısıyı daha fazla verecek mi? Mucit Hasan Kum'un tasarruflu borusu daha fazla ısıyı gösterecek mi? Ona bakacağız. Bir 10 dakika sonra bakalım. Evet değerli kardeşlerim, burası 362 dereceydi. Şu an 442 derece. Burası zaten error veriyor. 500 derece. Bir dakika. 453 derece. Isısı düşmüş buranın. Sanırım tasarruflu borudan dolayı. Gel kızım. Burayı ölçüyorum. Görünüyor mu kızım? 256. Burası 295'ti. Burası 241'di. Şu an 253. Burası netleştir kızım. Geri çek biraz. 224. Kaçtı burası? 136. 222. Tekrar basıyorum. 221,5. 136 dereceydi. Tabi ısı farkı oluyor. Bu borumuz neydi? Burası sanırım 188'di. 173, 174. Evet, biraz fark ediyor. Biraz fark ediyor. 153, 180'di. Burası 151'di. Evet. Burası da kaç görünüyor? 102. Yani 135'ti. Şimdi ısıyı bayağı bir düşürmüş. Şimdi bakın altın üstünü kapatacağım. Kapattım. Üstünü de altını kapattım. İçinde hiçbir şey yok. Sadece peletimiz var. Şimdi ısısını ölçtük. Ben bunu tekrar videodan yazarım. Tekrar bir ölçeceğim. Ne kadar düşüş olacak? İçerinin ısısı düşecek mi? Bir dakika içerinin ısısını da göstereyim. Şu an kaç gösteriyor? 23.19.2'di. 23.9 olmuş. 23.9 muydu? 19.1'di. Ha. Öyle değil miydi? Hayır. Öyleydi. 19. Tamam. Şu an 24 derece. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler. İçerisi 24 derece. Bakalım. Altın üstünü kapattık. Isı yükselecek mi? Tasarruflu boru ne kadar faydalı olacak görelim. Değerli kardeşlerim, yakıtımız 2 kilo koyduğumuz pelet bitti. Bundan sonra zaman tutacağız. Çünkü ilk yaktığımızda ısı içeri ısıtana kadar belli bir zaman geçiyor. Hızlı bir şekilde yandığı için. Şimdi bakın 19.59. Yani saat tam 20 diyelim. Şimdi koyacağız zaten. 1 kilo içerisi zaten ısındı. Altı üstü tamamen kapalı. 1 kiloyu koyduk. Borumuz tasarruf modunda. Hemen gösterelim. Bakın. Tasarruf modunda. İçerim ısısını gösteriyorum. İçerim ısısı 26.4 derece. Bakalım bundan sonra ısı yükselecek mi? Onu çok merak ediyorum. Şimdi bir 15 dakika sonra tasarruflu borumuzu, yine borularımızı ölçeceğiz, karşılaştıracağız. Ondan sonra peltimiz bitmesine yakın tekrar bir ölçüm yapacağız. Videomuzu bitireceğiz. Değerli kardeşlerim, yarım saatte yakıtımız bitti. Aslında sobamız hava alıyor, dengesiz yanıyor. Bazen çok yavaş alıyor, bazen çok hızlı yanıyor. Bakın altı üstü her yeri kapalı, kapalı olmasına rağmen. Tasarruflu borumuz da tasarruf modunda. Bak göster kızım. Saati de göster. Gördüğünüz gibi saat yarım saatte 1 kiloyu bitirdi. Anlamadım. Hatta şurası bile kızarmıştı. Yani niye bu kadar çabuk oluyor? Bir türlü çözemiyorum. Hava akışıyla aslında alakalı bu. Kenarları açık. Bunu zaten seneye güncelleyeceğiz. Bir doğru düzgün bir testimizi yapamadık. Ben üstüne bir 2 kilo daha atacağım. Saat kaç? 8.30. Bir 2 kilo daha atayım. Bakayım eğer tasarrufa geçerse, yavaşlarsa. Çünkü bakıyorum dereceye 28 derece, 29 dereceye yaklaşmış içerisi. Yani çok aşırı ısıttı. Aslında 1 kilo atayım. Bakalım yavaşlanacak mı? Çok merak ediyorum. Şimdi söndükten sonra yakması bir dert. O yüzden üzerine 1 kilo koydum üzerine. Bir daha bakalım. Saat 8.30. Bu nasıl yanacak? Çok merak ediyorum. Evet değerli kardeşlerim, saati göstereyim. Bak bitti. Bir saniye. Gördüğünüz gibi 9.10 geçiyor. Bu da 40 dakika sürdü. Neden 40 dakika sürdü? Gel kızım bu tarafa.
Hemen şunu göstereyim. Bakın ben buradan delik açmıştım. Bu şekilde açıktı. Burayı kapattım. 10 dakika tasarrufa geçti. Belki de kendi kafasına göre çalışıyor. Çünkü buralardan hava aldığı için bazen önceki videolarımı izlerseniz bilirsiniz. Yarım saate inmişti. Şey, yarım saat diyorum. Saatte yarım kiloya inmişti. Bazen 40 dakikaya iniyor. İşte değişiyor. Kafasına göre değişiyor yani. Ama seneye bunu çok güzel yapacağım. Hava alacak yeri kalmayacak. Hava alacak yerini ben tamamen kendim ayarlayacağım onu. Seneye çok güzel işler yapacağız ve tavuk gübresinden pelet yapılmış. Efendim söyleyeyim. Pirit var. Birçok çeşit pelet şeklinde sıkıştırılmış yakıt var. Bunların hepsini alacağım. Yaz boyunca hepsinden birer tane çuval alıp sizler için deneyeceğim. Yakıtı nasıl, koku yapıyor mu? Hepsinin denemesini yapacağız inşallah. Allah kısmet ederse. Şimdi en son şunu da bir ölçelim. Ne gösteriyor? Tekrar ölçüyorum. 143 derece. Ortadan ölçüyorum. 142 derece. Üstten ölçüyorum. 130 derece. Şurayı ölçelim. Hemen çıkışı 105 derece. Yani burada ısıyı tutuyor belli. Bir ısı tuttuğu belli arkadaşlar, aşikar. Ama bu deneme düzgün olmadı. Aslında bunu şöyle yapmamız gerekiyordu. Buraya önce bir boru yerleştirip bir gün boyunca bunun testini yapacaktık. Buradaki ısıyı bulduktan sonra hepsini ölçecektik. Diyelim ki burası 350 dereceye geldi. Buraların hepsini ölçecektik. İşte hızlı yanarken ölçecektik. İşte randımana bindiğinde hava akışını ayarladığımızda yavaş bir şekilde yanarken ölçecektik. Daha sonra da bunu takıp aynı şekilde deneme yaptığımızda, tabi içerinin de sıcak, dışarının soğukluğu da aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde deneme yaptığımızda bunun ne kadar tasarruf sağladığını net bir şekilde ortaya çıkartırız diye düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki sene netleştireceğim. Bunu kullanmak istiyorum seneye. Çünkü şu an tasarruf var gibi görünüyor. Ama ne kadar tasarruf var onu tespit etmek istiyorum. Onu da seneye inşallah tespit edeceğiz. Efendim videomuz burada bitti. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıklı, sıhhatli kalın. Hoşça kalın efendim.